Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Güven Karaca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Berke İçten, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklarımız. 67. IMOD Ayakkabı Moda Fuarı açılış törenimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, 33 yıldır aralıksız devam eden dinamik yapısı ve istikrarlı büyüme eğilimleriyle Türk ayakkabı sektörünün en büyük organizasyonu olan IMOD Fuarımız 60 bin metrekare alanı, 400'ün üzerinde katılımcısı ve yaklaşık 30 bin ziyaretçisiyle Türkiye'nin en kapsamlı, 2022 yılı itibariyle de Avrupa'nın en büyük ayakkabı moda fuarıdır. 2022 yılı itibariyle derneğimizin kurduğu TAS Fuarcılık AŞ tarafından organize edilmeye başlanan fuarımızda 50'nin üzerinde ülkeden binlerce ziyaretçiye son trendlere göre hazırlanmış çok geniş bir ürün yelpazesi sunulmaktadır. Fuarımız kalite ve çeşitlilik açısından rakipsiz olmasının yanında geniş katılımcı profiliyle yeni iş fırsatları yakalama ve yeni işbirlikleri kurma imkanı sağlamaktadır. 67. kez buluştuğumuz IMOD fuarımızda her yıl olduğu gibi bu yılda sektörümüzle ülkemizin ihracat gücüne büyük katkı sağlayacağımıza gönülden inanıyoruz. Değerli konuklarımız, açılış konuşmalarımıza geçmeden önce sizleri saygı duruşu ve İstiklal Marşımıza eşlik etmeye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimiz, şimdi günün açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Berke İçten'i kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla lütfen. Sayın Tim Başkanım, İstanbul Sanayi Odamızın çok değerli başkanı, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliğimizin kıymetli başkanı, ayakkabı sektörümüzün, ayakkabı yan sanayi sektörümüzün ve deri sektörümüzün çok kıymetli başkanları, temsilcileri, sektör mensuplarımız, fuarımızın yurt dışından gelerek, fuarımıza yurt dışından gelerek katılım sağlayan özellikle yabancı misafirlerimiz, CEC Genel Sekreterimiz, İspanyol ve İtalyan derneklerimizin kıymetli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları ve bütün ziyaretçileri, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve ayakkabı sektörümüz adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aplauz. 67. IMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarımızın açılışına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi
33 yıldır aralıksız olarak sürdürdüğümüz 1980'li yıllarda başlamış Aymod Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarımız, Taksim Etap Otel'de başlayan macerası, daha sonra Mecidiyeköy'de Melih Avni Sözen fuar alanında devam eden, arkasından TÜYAP Tepebaşı ve TÜYAP Beylikdüzü'ne ve daha sonra da bugün bulunduğu ortama, genişlediği ve büyüdüğü alana, İstanbul Fuar Merkezimize ulaşan bir yolculukla bugün 67. kez kapılarını her zamankinden daha güçlü, her zamankinden daha enerjik bir vaziyette 60 bin metrekare brüt alanda, 32 bin 500 metrekare net katılım alanıyla 428 katılımcısıyla birlikte kapılarını açmaktadır. Tabii fuarımız geçmiş yıllara göre çok daha enerjik, çok daha dinamik, çok daha canlı bir şekilde bugünlerde kutluyoruz ve geliştiriyoruz. Özellikle geçtiğimiz fuarda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından organize edilen ilk fuarımızda elde ettiğimiz başarıyla alanında Avrupa'nın en büyük fuarı olma özelliğini de hep birlikte sektör olarak elde etmiş olduk. Ve bu fuarımızda da bu özelliğimizi perçinleyerek, daha da arttırarak, daha da güçlendirerek devam ediyoruz. Yaklaşık kapı kayıtlarımızı ve rejistrasyonlarımıza baktığımız zaman 7000'e yakın bir yabancı ziyaretçiyi şu anda ağırlamak üzere bekliyoruz. Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonu kapsamında 600'e yakın yabancı VIP alım heyetinin de otel ve uçak rakamları ve ücretleri ödenerek derneğimiz tarafından fuara getirildiğini de özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. Burada tabii ki İstanbul Ticaret Odamız ve İstanbul Deri ve Deri Mamuller İhracatçılar Birliği'miz ve Ticaret Bakanlığımızın da destekleriyle bu alım heyeti organizasyonumuzu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Kendilerine de buradan sektörümüz adına şükranlarımızı iletmek istiyorum. Fuarımızın canlı, heyecanlı, dinamik bir şekilde gelişmesinde tabii ki en önemli faktörlerden bir tanesi de fuarı sektörün bizzat kendisi tarafından, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından fuarın kaderini sektörün kendi eline alarak kendisi tarafından bizzat gerçekleştirilmesinin de çok büyük bir rolü olduğu şüphesizdir. Burada özellikle fuarın ilk kuruluşundan itibaren fuarı ilk gerçekleştiren başkanlarımızdan bugüne kadar geçen bütün başkanlarımıza, fuarın isimsiz kahramanlarına, fuarda emeği olan tüm komitelerimize ve komite başkanlarımıza burada huzurlarınızda sektörüm adına şükranlarımı iletmek istiyorum. Bugün kapılarını açtığımız 67. fuarımız ve bu kıymetli değeri ortaya çıkaran fuarımızı oluşturan başta fuar komitesi başkanımıza, fuar komitesi üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, derneğimizin genel sekreteri ve tüm dernek çalışanlarımıza ve fuarımızda proje ortaklığı yaptığımız, yoldaşlık yaptığımız EKS fuarcılık yetkililerine hepiniz adına, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Aymod Fuarı, Türk ayakkabı sektörünün ihracatında önemli bir dışarıya açılan kapısı, penceresi noktasında önemli bir lokomotifi konumundadır. Bu fuarımız özellikle ticaretimizin, ihracatımızın %50'lik, %60'lık bir kısmını gerçekleştiren önemli bir ticaret buluşma noktası olarak şu anda karşımıza çıkmaktadır. Aymod Fuarımızın önemli bir rolü de, ileriki hedefleri de bu fuarın bir sonraki dönemde Avrupa'nın değil, dünyanın da en başarılı fuarlarından birisi olması noktasında atacağımız önemli adımlara ve vizyonlara da ihtiyacımız vardır. Bu fuarımızda bildiğiniz üzere Ekonomi Bakanlığımızın, bugünkü ismiyle Ticaret Bakanlığımızın uluslararası fuar olma özelliği noktasında da bir teşekkürü iletmemiz gerekmektedir. Özellikle Sayın Ticaret Bakanımız bugün bizlerle birlikte olamadı fakat selamlarını ve sevgilerini ilettiler. Fuarımızın uluslararası teşviği noktasında inisiyatif kullanan başta Sayın Bakanımızı ve Bakanlığımızın yetkililerini, Sayın Tim Başkanımızı, Sayın Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanlarımızı, İhracatçılar Birliğimizin çok değerli başkanlarını bu konuyu özellikle gündemlerine alarak her türlü hassasiyeti göstererek teşvik noktasında desteklerini esirgemeyen bütün sektör mensuplarımızı ben buradan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ve sektörün bir mensubu olarak en kalbi duygularımla selamlamak istiyorum. Teşekkür ediyoruz. İhracatımız artıyor. 2021 yılını hepinizin bildiği üzere 1 milyar dolarlık bir ihracat rekoruyla kapattık.
Bu yılın da ilk 8 ayını yine aynı şekilde %18'lik bir ihracat artışıyla geçerek bu yılı yılın sonundaki rakamlarımızla da birlikte inşallah 1.3 milyar dolar gibi bir seviyede kapatmayı umut ediyoruz. Tabii Avrupa'da ve Amerika'da özellikle yaşanan enerji krizleri ve resesyon, euro kurunun paritenin geriye doğru gelmesi bizleri bir miktar endişelendirmekle birlikte ayakkabı sektörünün son 10 yıllık performansına bakacak olduğumuzda geçirdiğimiz sürecin ne kadar zorlu ve çetin şartlar içerdiğini hep birlikte hatırlayalım. 2016 yılında bir Rusya ile yaşanan uçak krizi, arkasından Kırım'ın işgaliyle birlikte Rusya-Ukrayna gerilimi, Ukrayna ekonomisinin ciddi şekilde olumsuz etkilenmesi, Ukrayna'ya olan ihracatlarımızın azalması, hemen arkasından Irak'ın neredeyse yeniden inşa edilmesi, tamamen alt üst olması, iç piyasada aynı şekilde yaşamış olduğumuz bazı zincir mağazalardan kaynaklanan konkordatolar ayakkabı sektörümüzü ciddi anlamda yormuş ve yıpratmıştır. Ancak buna rağmen ayakkabı sektörü bütün olumsuzluklardan olumlu bir tablo yaratmayı, olumlu bir değer ortaya koymayı da başarabilmiş önemli ve kadim bir meslektir. İhracatımız 2014 öncesinde eksi 350 milyon dolar gibi bir dış ticaret açığı verir pozisyondayken, geçtiğimiz yıl itibariyle artı 550 milyon dolarlık bir cari fazla verir hale bu süreçte bu yaşanan bütün zorluklara rağmen gelebilmiştir. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte evet Avrupa'da bir takım riskler, bir takım sıkıntılar olmakla birlikte tedbirli hareket ederek bu durumu da ayakkabı sektörümüzün olumlu yönde kullanacağını ve olumluya çevireceğini olan inancımız tamdır. Bu noktada sözlerimi çok da fazla uzatmadan fuarımızın bütün katılımcılarımıza hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum. Tekrardan Ticaret Bakanlığımıza, bu süreçte katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza, sektör mensuplarımıza, sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Berke İçsen'e çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için ve şimdi kürsüye İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Güven Karaca'yı davet ediyoruz alkışlarınızla. Bu arada Derya Aslan benim çok eski bir dostum ve arkadaşımdır. Burada karşılaşmaktan da çok hoşnutum. Çok memnun oldum. Değerli Tim Başkanım, değerli Sanayi Odası Başkanım, değerli Türkiye Ayakkabı Sanayici Derneği Başkanım, Türk Odalar ve Borsa Birliği Deri ve Deri Meclisi Başkanım, sektörümüzün çok değerli vakıf ve derneklerinin başkanları, değerli sanayiciler, ihracatçılar, katılımcılar, değerli meslektaşlarım, bugün İhracatta rekorlar kıran ayakkabı sektörümüzün 67. buluşması IMOD Fuarı'nı düzenliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Avrupa'da resesyon, doğalgaz krizi, ardından parite krizi, TL maliyetlerimizde oransız artışlar ve birçok negatif etkiye rağmen ayakkabı sektörümüz rekorlar kırmaya devam ediyor. Rakam vermek gerekirse 1 Ocak 26 Eylül yani 2 gün öncesinin itibariyle ayakkabı sektörümüz 895 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Biliyorsunuz geçen yılı 1 milyar dolarla bitirmiştik. 26 Eylül itibariyle 895 milyon dolardayız. Bu %18'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu gerçekten gurur kaynağı. Deri ve deri mamulleri sektörü ise 1.495 milyar dolar ihracat ile %21 artış sergilemiş durumda. Sarayciye sektörümüz %33 artışla 221 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş durumda. Bu başarı hepinizin, siz ihracatçıların, katılımcıların. Peki bu başarı nasıl geldi? Ağustos ayında 120'nin üzerinde ayakkabıcı garda dedi. Geçen hafta Mikan fuarında 90'a yakın ayakkabıcımız vardı. Bugün görüyoruz ki IMOD fuarında 430'a yakın ayakkabıcımız var. İşte başarı böyle geliyor. İnanmıştık ve de odaklanmıştık. Bu olsa gerek. IMOD fuarı 67.sini düzenleniyor. Çok köklü bir fuar. Bu noktadan sonra IMOD fuarının
belli bir misyonu var Berke Başkanım. Artık Avrupa'nın lideri olmak yolunda gidiyor. Avrupa'nın en büyüğü olmuş olabiliriz ama Avrupa'nın en büyüğü olmakla Avrupa'nın lideri olmak arasında fark var. Bu konuda bütün STK'larımız, bütün başkanlarımız destek vereceğine eminiz ve IMOD'u gelecek günlerde her türlü ayakkabı alıcısının kuşkusuz ziyaret etmek isteyeceği, görmek isteyeceği ve alışveriş yapmak isteyeceği bir fuar haline getirmeye gayret edeceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok. Dolayısıyla son iki fuarı da sizin organizasyonunuzda yaptığınızı gayet iyi biliyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok da başarılı fuarlar oluyor sizin sahipliğinizde. Bundan sonrasında da Avrupa'nın lideri pozisyonuna hep beraber getiririz inşallah. Bir başka sevindirici veri ise deri ve deri mamulleri sektörü biliyorsunuz Türkiye ortalamasının çok üzerinde $9.5 bir kilogram başına değerle ihracat yapıyor. Eylül ayı itibariyle 10.5'a çıkarttık. Bu çok önemli biz için. Çünkü bu kadar insan kaynağının kıt olduğu bir dönemde artık katma değerli ihracat yapmak durumundayız. Sadece adet bazlı değil, katma değer bazlı ihracat yapmak zorundayız. Dolayısıyla $9.5'dan $10.5'a çıkan bu rakam bizleri fazlasıyla sevindirmiş durumda. Biz STK'lar olarak, peki ihracatçılar bu kadar başarılı, her şey yolunda gidiyor. Biz STK olarak ne yapacağız? Biz İTMİP olarak görevimizi şöyle belirledik. Biz MİKAM'a milli katılım organizasyonlarımızı kuvvetlendirerek devam edeceğiz. Düsseldorf'a milli katılım organizasyonlarımızı kuvvetlendirerek devam edeceğiz. IMOD'a verdiğimiz desteği kuvvetlendirerek devam edeceğiz. E-ticarete çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz bir portalımız var. turkishshoes.com. Bunu 2 yıldır deniyoruz ve içinde 154 ülkeden 3150 alıcının olduğu bir portal oluşturduk. Deneme sürecinde belli kriterler oluşturduk. Bütün ayakkabıcılarımızı ve bütün sanayicilerimizi portalın içine almadık. Ama bunu bugün mutlulukla söylemek isterim ki bütün IMOD katılımcıları yarın sabahtan itibaren portalımızda yer alabilir ve de 154 ülkeden 3150 alıcımızla buluşabilir. Bunu da buradan müjdelemiş olalım. 3 boyutlu tasarım konusunda her türlü sektörümüze yaymak ve penetre etmek için faaliyetlerimiz devam ediyor. 20 Ekim Divan Kuru Çeşme'de ayakkabı tasarım yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Yine aynı organizasyonla ihracatın yıldızları ödül törenimizi yapacağız. Burada hepinizi 20 Ekim'de Divan Kuru Çeşme'ye davet etmek istiyorum. Elbette bunca güzel şeyin arasında temkinli davranmamız gereken dünyadaki değişimler, dünyadaki siyasi ve ekonomik değişimler hususlarında da temkinli olacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Aynı zamanda da ayakkabı sektörümüzün en büyük sorunlarından olan ölçek sektörünü, ölçek problemini çözmemiz şart. Ayakkabı sektörünün artık bir OSB ihtiyacı olduğu kesin. Ve bunun üzerinde bir şekilde komiteler kurup çalışmaya devam ediyoruz. İnsan kaynağı problemlerimizi çözmemiz şart, sayı problemimizi çözmemiz şart. Kuvvetli yanlarımızı da biliyoruz, desteklenmesi gereken yanlarımızı da biliyoruz. Hazır, tim başkanımız ve sanayi odası başkanımız buradayken, bu kadar STK başkanlarımız buradayken, ben sizlerden bir şey rica etmek istiyorum. Biz bu nadide İstanbul'a Avrupa'nın en büyük hastanelerini yaptık, en büyük köprülerini yaptık, adalet saraylarını, hastanelerini yaptık ama fuar alanını yapamadık. Artık bu noktada ötelenmeyecek şekilde İstanbul'un bir yeni fuar alanına ihtiyacı vardır. Biliyorum bu konularda hep çalışmalar oldu ama hiçbir zaman sonuca ulaşamadık. İnşallah hep beraber el birliği de bunu da gerçekleştiririz diyorum. Sizlere hayırlı fuarlar diliyorum, bereketli işler diliyorum. Ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Güven Karaca'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz değerli misafirlerimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesajı var. İzninizle okumak istiyorum. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Daha önceden belirlenmiş programlarım nedeniyle düzenlemiş olduğunuz uluslararası ayakkabı moda fuarı açılışında sizlerle birlikte olamayacağım için üzgünüm. Güzel çalışmalarınız için şükranlarımı sunuyor. Bundan sonraki programlarınızda bir arada olabilmek ümidiyle sizleri ve tüm davetlileri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Değerli konuklarımız, TOP Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun mesajını da okuyacağım. 67. IMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı açılış davetiniz için teşekkür ederim.
Ancak önceden belirlenmiş olan programım nedeniyle katılamayacağımı belirtir, saygılarımı sunarım. İzninizle akışımıza devam ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ı kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla efendim. Çok değerli Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanım, çok değerli İhracatçılar Birliği Başkanları, Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin kıymetli başkanı, çok değerli sanayiciler, kıymetli misafirler, kıymetli katılımcılar. Ben de 67. IMOD Ayakkabı Fuarı'nın açılışında İstanbul Sanayi Odası ve şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii 67. bir fuara ulaşmak, bir kelimeyle 67 diyoruz da, bu 67'ye gelene kadar yaşanan süreçler, bunca yıldır demin hangi koşullardan, hangi mütevazi salonlardan büyüye, az evvel Güven Başkan artık buranın da yetmediğini söyledi. Bir girişim hikayesinin olduğunu şöyle geçmiş nostaljiye ve geçmiş hikayeye bakarak hatırladığımız zaman, ben o günlerden bugünlere bu sektörü getiren, başta çalışanlar, emek verenler, işverenler, sanayicilerimiz, tedarikçilerimiz ve bu konudaki tüm desteğini ortaya koyan sektör temsilcilerine şükranla yad ediyorum. Aramızda olmayanları da rahmetle anmak istiyorum. Mekanları cennet olsun. Bir sektör böyle bir hikaye yazıyorsa mutlaka bunun derinliğine inmek lazım. Ve de tabii hepsinden de önemlisi istikrarlı bir şekilde bu noktaya gelmesi ve Türkiye'nin gerek bugün ulaşmış olduğu ihracat rakamı, gerek yatırım boyutu, gerek çalışan sayısı, gerek firma sayısıyla da bu kadar geniş bir tabana yayılmasından büyük gurur duymak lazım. Ben bu vesileyle bu süreç noktasında bu emek ve bu başarı yazan herkesi bir kez daha kutluyorum. Tabii ki ayakkabı sanayiciliği Türkiye'nin geniş perspektifinde çok önemli bir sektör olmakla beraber İstanbul'umuz için de çok önemli bir sektör. İstanbul Sanayi Odası'nın en önemli, en değerli sektörlerinden bir tanesi. Bir kere çok önemli bir sektör derneği çalışması var. Bu vesileyle ben derneğimizi de kutlamak istiyorum. Bugüne kadar görev yapan başkanlar ve bugünkü genç başkanımız hepsi sektörün tüm detaylarında, tüm ana hatlarında hem bizimle odayla olan temaslarında gerek komite gerek meclis boyutundaki çalışmalarda ve onun dışında da odamızın vereceği tüm hizmetlerin içerisinde yer almak ve görev talep etmek ve görev talep etmekten de öteye bizlerin üzerine sorumluluk verme konusunda fevkalade aktifler. Zaten bir başarı geliyorsa boşuna gelmiyor. Bunu net bir şekilde kendi çalışmalarında bir şahidiz, biz görüyoruz. Bir gün bir uluslararası başarıya giden yolda böylesine güçlü bir ekip çalışmasının ve el ele vererek bu çalışmayı adeta bir aile ruhu içerisinde yapmış olmanın da değeri ve önemi çok büyük. Ben bu vesileyle de sektörün sivil toplum tarafını yürekten kutluyorum ve bu kültürün ve bu anlayışın inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de aynı anlayış, aynı sorumluluk ve aynı hassasiyet içinde de göstereceğine inanıyorum. Çünkü birliğin olduğu yerde bereket var. Birliğin olduğu yerde başarı var. Birliğin olduğu yerde kazanç var. Birliğin olduğu yerde gurur var. Yani Allah da bu birliğin karşısındaki mükafatı veriyor. Onun için sizlerden ricam, bugüne kadar oluşturmuş olduğunuz bu birlik beraberlik ruhunu yarınlarda da aynı istikamette devam ettiriyor olmanız ve sürdürüyor olmanız. Gelecek adına birkaç kelime de söylemek istersek, tabii dünya çok zorlu bir süreçte. Çok şükür pandemiyi bitirdik. En azından maskesiz bir ortamda bugün aylar sonra bir aradayız. Ama bir sorun bitiyor, yeni bir sorun başlıyor. Burnumuzun dibinde maalesef bir savaş ortamı var. Giderek gerginleşen bir Avrupa var. Ama bir tarafta da işte bugün bu salonu dolduran yüzlerce firmanın oluşturduğu bir moral var. O nedenle bardağın her zaman dolu tarafına bakmamız lazım. Türkiye
bugüne kadar olduğu gibi dinamik sanayi gücüyle, dinamik sanayi müteşebbisiyle bu zorlukların birçoğunu ben inanıyorum ki tehditten fırsata çevirecek bir güce ve dinamizme sahip. O nedenle biz inancımızı ve bu dinamik gücümüzün moraliyle ve sermayesiyle bütün zorlukları aşacak kapasiteye sahibiz. Ama tabii bunu söylerken de sadece hamasi söylememek lazım. Kendimizi de bu çizgide, bu hedef doğrultusunda iyi hazırlamamız lazım. Ayakkabı sektörü tabii ne kadar teknoloji gelişse de, ne kadar teknolojik fikirler gelişse de insana bağlı bir sektör. İstihdam, istihdam, istihdam. Bu birçok sanayi sektörümüzde olduğu gibi biliyorum, sohbetlerimizde, diyaloglarımızda çok değiniyorsunuz. Ayakkabı sektörümüzün de en önemli sorunu. Bu konuda da özellikle son zamanlarda odamız olarak başlattığımız mesleki eğitimle ilgili çalışmalar bizi gelecek adına en umutlandıran ve gelecek adına ümidimizi artırmakla beraber somut neticelerini gördükçe inancımızı da artıran bir konu. Bu konuda bizim yaptıklarımızın çok daha içinde olmanızı sizden rica ediyorum. Hatta bizim önümüze geçmenizi rica ediyorum. Çünkü insan konusu sizin yarınlardaki gelişiminizdeki bazen morali bazen heyecanı düşürecek olan en önemli faktör sanayinin birçok kollarında olduğu gibi. O nedenle sanayilerimizle Milli Eğitim Bakanlığımızın el ele götürmüş olduğu bu projede çok daha bizden talepkar olun, verebileceklerimizden çok daha fazlasını vermemiz konusunda bizim çalışmalarımızın içinde olun. Bu konuda çok duyarlı ve bunu bir ilke edinmiş Milli Eğitim Bakanımız var. Ben bu ortamda kendisine de selamlarımı, hürmetlerimi göndermek istiyorum. Mesleki eğitimle ilgili böylesine bir anlayış ve böylesine bir iklim bulmuşken bunu sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bu dönem bizim için hakikaten büyük bir fırsat dönemi. Hem meslek liseleri hem de son zamanlarda giderek farkındalığı artan mesleki eğitim merkezleriyle ilgili projelerde dernek olarak da, birlikte olarak da başkanlarım çok daha güçlü çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tabii ki bunlar biraz sabır işi ama orman da sabır işi. Yani bir ağaç, beş ağaç, yüz ağaç derken bir de bakıyorsunuz 10 sene, 20 sene sonra evlatlarınıza bir orman emanet ediyorsunuz. Onun için insanı da aynı şekilde sabırla işlenen bir orman gibi görmek lazım. Bu konuda biraz emek vermemiz gerekiyor ama inanın ki bu emeklerin karşılığını belki bizim dönemler görmese de gelecekte bu koltuklarda oturan sanayicilerimiz fazlasıyla görecekler. Bizi bekleyen ikinci önemli konu da her ne kadar şu anda biraz dünya farklı gündemlere dönse de mutlaka dönüp dolaşıp yine bu sürdürülebilirlik konusu gelecekteki en önemli gündemi olacak dünyanın. Ve de tabii o dünyaya mal satan bizlerin yapacağımız her işte sürdürülebilirliğin önemini ve sürdürülebilirlikle ilgili tüm geleceğe dair plan ve programlarımızın önemsenmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Çünkü yarınlarda pazarlarda bizi öne çıkaracak en önemli faktör gerek nihai tüketicide, gerek distribütörümüzde, gerek toptancımızda yapmış olduğumuz işin ne kadar sürdürülebilirliğe katkı sağladığı konusu. Bu konuda da yine oda olarak son zamanlarda en önemli gündemimize almış olduğumuz konu. Bu konunun da sektörler olarak da detayların içindeyiz. Beraber sürdürülebilirlikle ilgili de her konuda çok daha fazla yol alabilme konusunda da açık olduğumuzu ve bu konuda da bizlerden her türlü desteği ve çalışmayı isteme konusunda açık olmanız gerektiğini de bu vesileyle burada ifade etmek istiyorum. Çünkü sürdürülebilirliğe önem vermeyen hiçbir sektörün, hiçbir işin, hiçbir ürünün gelecekte rekabet edebilme şansı olmayacak. Bunu da bu vesileyle bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizi standlar bekliyor. Ben daha fazla burada kıymetli zamanını almak istemiyorum. İnşallah bol satışlı, bol kazançlı, bol katma değer üreten bir fuar yaşayacaksınız. Bereketinizin bol olmasını, kazancınızın bol olmasını ama hepsinin önemlisi birlik beraberliğinizin bol olmasını temenni ederek tekrar fuarımızın hayırlı olması temennisiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bahçıvan'a çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmaları için ve şimdi de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla.
Sayın Sanayi Odası Başkanım, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ilaççı Birliği Başkanım, Türkiye Ayakkabıcılar Derneği Genç Başkanım ve çok değerli sektörümüzün, derneklerimizin kıymetli başkanları, değerli hazurun, sayın basın mensupları, ben de sizleri şahsım ve Türkiye İhracatçılar Meclisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sadece ayakkabı sektörümüzün değil, ülkemizin de en köklü fuarlarından olan IMOD Ayakkabı Fuarı için beraberce bir aradayız. Dile kolay başkanım açıkladı, 33 yıl 67.si düzenleniyor. Avrupa'da en büyük fuar dediniz, tebrik ediyorum. Ama Güven Başkan dedi ki en büyük olmak önemli değil, lider olmak gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de lider oluruz hep beraber. Gerçekten 67 yıl kolay değil. Bugüne gelmesinde emeği geçen bütün yönetim kuruluna, sizlerin huzurlarında şükranlarımı sunuyorum. Ayakkabı Türkiye'nin en geleneksel sektörlerinde bir tanesi. Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Sektör başkanlarım da söyledi, son pandemi sonrası biraz daha farklı bir büyüme rakamları ortaya koydu. 2021 yılında 1 milyar doları aşmış, ilk 8 aydaki rakam 800 milyon doları üstüne geçmiş. Demek oluyor ki 2022 yılında ayakkabı, deri, deri mamulleri komple beraberce ayrılmayan iki kardeş birlik beraberlik içerisinde inşallah hak ettiği yeri alacak diye düşünüyorum. Ama genelde bakınca Türkiye'nin ihracat rakamlarına ayakkabı, madem ki bu kadar tarihi bir sektör, o yüzden rakamlarının orta vadede en kısa zamanda bence 3 milyar doların üzerine çıkması lazım. Orta vadede. Uzun vadede de en az 5 milyarın üzerinde beraberce çıkmamız lazım. Bu yıl, geçmiş yıl 400 milyon cari fazla veren bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle bizler de Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak cari fazla veren sektörlere daha fazla destek olmamız lazım. Daha farklı projeler yapmamız lazım. Bunun yolu da belli zaten. Daha fazla üretim, teknolojilerin imkanlarını daha fazla kullanarak üretim yapmak. Katma değerli üretim başkanlarımız söyledi. Ve en son Erdal Başkan'ın konuşmasında sürdürülebilir üretim ve çevre dostu yeşil fabrikaları yapmamız lazım. Bunun sonucunda da zaten aramızda fuarda da göreceğiz. Çok fazla 400'e yakın firmanın katılımı ile kendi markası ile ihracat yapan çok firmamız var. Bunların sayısını artırmamız lazım. Sektörün tasarım gücü, trend belirleme kapasitesi her geçen yıl artıyor. Yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden söylediğim bir markalarımız var. Pandemi döneminde sevinici bir gelişme daha oldu. Avrupa aslında uzun yıllardır tanıdığı Türk markasının tekrar farkına varmış. Bu yıl en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sırada. Avrupa Birliği ihracatımızın artış ümitini artırıyor. Az önce başkanım, Berke Başkanım bahsetti. IMOD'a, fuara Avrupalıların ilgisi bu kapsamda biraz daha fazla. Resesyon beklentisine rağmen Avrupalıların İstanbul'a gelmeleri çok önemli. Aslında burada son bir ayda açılışına katılmış olduğumuz üçüncü fuar. İlk hazır giyimde başladı son 1,5 ay içerisinde. Sonra tekstil sektörümüz ihracatla ilgili tekstil fuarını yaptı.
şimdi ayakkabı fuarı. Burada özellikle zaten üçü birbirinden ayrılmayan ayakkabı, yani şu anda hepimizin üzerinde var. Tekstil, zaten kumaş, hazır giyim var. Dolayısıyla zaten birlikte de bu kapsamda beraberler. Beraberiz. Hem tekstil, hem hazır giyim, hem deri. Şimdi halı başkanımız yok burada. Bir de halı koyduğunuz zaman aslında itkip olarak da derneklerimizle beraber çok farklı bir vizyon çizdiğimizi, altını çizmek istiyorum. O yüzden birlikte, beraberlikte takım çalışmasının ortaya koymuş olduğu başarıları bence hep beraber görüyoruz. O yüzden önümüzdeki dönemlerde de aynı sıkı çalışmayı, aynı projeleri, aynı fikirleri gerek birlik bazında, gerek Türkiye İlaçlılar Meclisi çatısı altında, gerek sanayi odası altında, gerekse ticaret odasında beraberce başkanlarla biz Antakya'da kaldık, konuştuk. Yani bir STK'nın yaptığı güzel bir iş varsa onu diğer STK'ların örnek alıp o çatı içerisine devam etmesi lazım. Türkiye'nin bence bu dönemlerde kaybetmeye gücü yok. Güzel bir şey varsa herkese açık olması lazım. Ben tim başkanı seçildikten sonra en fazla önem verdiğim noktalardan bir tanesi de bu. 61 birliğimizi ahenkli bir şekilde takım çalışması şeklinde beraberce sekreterya ile tim yönetim kurulu ve birlik yönetim kurulları ile beraber yönetmek. Yeni akıl, eski akıl, ortak akıl ve farklı fikirlerin ortaya bir çıkabilecek olduğu bir çalışma içerisine beraberce girmemiz lazım. Bunun sonucunda ne olur? Daha fazla üretim olur, daha fazla istihdam olur, daha fazla enerjileri daha farklı bir şekilde kullanmamız olur ve önümüzdeki dönemlerde bunun da etkisiyle beraber, her sektörün büyümesiyle beraber orta vadede ortaya koymuş olduğumuz 300 milyar doları hep beraber yakalamış oluruz. Eğer güçlü olmak istiyorsak, üretime yapacak olduğumuz yatırımların ve bu yatırımlardan dolayı sonra yapacak olduğumuz ihracatların bizi önümüzdeki dönemde Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesine ancak bu şekilde çıkabiliriz. O yüzden bu çalışmalar gerçekten önemli. Fuarlar çok çok önemli, devam etmeli, büyüyerek. Fuarla ilgili Şekip Başkanımızla, Ticaret Bakanımızla konuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde hayal etmiş olduğumuz o fuar yerini süs seçimleri bitirdikten sonra sanayi odası ve ticaret odası seçimleri, inşallah onun da beraberce Antek'liğini yapıp hem Türkiye İlaçlılar Meclisi'nin hem de ticaret odasının ortak platformu olacak olduğu güzel bir Türkiye'ye yine aynı şekilde büyük bir fuar kazandırmış yer olarak olacağız. Başkanım otururken geçen ay Amerika'da olup B2B yaptıklarını, çok başarılı olduğunu söyledi. O yüzden biz de Türk İlaçlılar Meclisi olarak 2023'ün her ayında bir uzak ülke, bir de yakın ülke ticariyetleri yapacağız. Zaten sektörel bazında olanları birliklerimiz yapıyor. Bu kapsamda yine işbirliğimiz beraberce devam edecek. Bunlar ihracatı ve satışları arttırmanın başka da bir yolu yok. Ya fuar ya ticari heyetler. 2023 çok daha hızlı koşmamız gereken bir yıl olacak. Ayrı bir özelliği de var. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönemi. O yüzden hepimiz bu şekilde çok daha farklı bir çalışma içine girmemiz lazım. Derken fuarın öncelikle sektörümüze, Türkiye'mize ve bütün iş insanlarının hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
Göztepe'ye çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız, değerli başkanlarım, değerli basın mensupları ve kıymetli katılımcılar. 67. iMod Ayakkabı Moda Fuarı'nın ülkemiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını diler. Başarılı ve bereketli bir fuar geçirmenizi temenni ederiz. Değerli başkanlarımıza bizleri bugün yalnız bırakmadıkları, onurlandırdıkları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi açılış kurdelemizi kesmek için başkanımızın yanına diğer değerli başkanlarımızı ve sektör temsilcilerimizi davet ediyoruz. Alkışlarınızla lütfen.